Tobruk hükümeti tarafından bir ticaret gemisinin vurulmasının ardından Akdeniz'de güvenlik tartışması başladı. Bana göre bu bir nevi terör. Uzmanlar Libya'nın parçalanmasının ardından doğan güvenlik zafiyetine dikkat çekti. E peki kimse şunu sorgulamıyor. Bu iç savaşı kim başlattı? Yani Libya'yı kim parçaladı? Libya'da eskiden Kaddafi döneminde ticaret gemilerine saldırı oluyor muydu? Hayır, olmuyordu. Libya'da eskiden Tobruk, evet, onların bir petrol rıhtımıdır, limanıdır. Efendim Derne'de benzer şekilde. Burada trafik gayet emniyetli, güvenli bir şekilde akıp gidiyordu. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, NATO'nun saldırılara gerekçe göstererek etkin çaba harekatını genişletmek isteyebileceğini söyledi. Herkes diyor ki ya 2001'den beri aktif endeavor, etkin çaba Akdeniz'de, yakaladığınız bir terörist var mı? Yok. Sorguladığınız on binlerce gemi var, bulduğunuz bir şey var mı? Yok, elle tutulur bir şey yok. Ama şu an denizde resmen bir terör uygulanıyor. Bir iç savaş nedeniyle kontrolsüz güçler emniyetli, güvenli deniz ticaretini tehdit edecek boyutta hem karadan atış yapabiliyorlar hem de uçaklarla taarruz yapabiliyorlar. Bu Yunanistan'ın başına Ocak ayında gelenin benzeri işte bizim başımıza geldi. Yarın kimin başına geleceği belli değil. Yani NATO bu gelişmeleri, NATO Active Endeavor harekatının, etkin çaba harekatının daha da gelişmesi ve daha sürekli efendim bir boyut, bir format kazanması için kullanabilir diye düşünüyorum. Tam da saldırının olduğu hafta Akdeniz'de Rusya-Çin ortak tatbikatı başladı. Tatbikatın hedefi de Akdeniz'de güvenliği sağlamak. Deklare edilen amacına da hizmet ediyor. Ne dedi hem Çin tarafı hem Rus tarafı? Bu tatbikat üçüncü kişilere değildir. Akdeniz'de deniz güvenliğine yönelik bir tatbikattır dedi. Buyurun, size bundan daha güzel bir deniz güvenliği krizi olabilir mi? Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, AKP'nin güvenlik politikasının iflas ettiğini vurguladı. Bana göre bir Türkiye'nin de efendim dış politikasının, üzülerek söylüyorum, güvenlik politikasının perişan bir halde olduğunu gösteriyor. Yani Libya bizim en çok güvendiğimiz ülkelerden biriydi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize, biliyorsunuz, yani Kaddafi döneminde bedava benzin, bedava silah verilmesini teklif etmiş bir ülkeydi. O kadar yatırımlarımız vardı. Türkiye'deki herhalde her 100 işçiden herhalde 5'i 6'sı Libya'da çalışmıştı. Yani üzücü bir durum. Tobruk yönetiminin vurduğu kuru yük gemisi Tuna 1, Deniz Kuvvetleri'nin Gemlik Fırkateyni eşliğinde Fethiye'ye getirildi.